Ben sadece ekran paylaşım yapayım. Hocam şu an sizde. Ben kayda başladım zaten. Hocam katılım için biraz daha bekliyoruz. Evet, hadi beklemiyorum başlayalım. Evet, değerli arkadaşlar, sunuma geçmeden önce bugün K12 üzerinden anket bombardımanına tuttuk sizleri. Biraz yoğun bir anket uygulaması oldu ama hatırlatmak istiyorum. Hem Enderun Lisesi öğretmenlerimiz hem de gençlik, ilkokul, ortaokul öğretmenlerimiz K12 üzerinden anketleri doldururlarsa uygulama noktasında bizlere yardımcı olacaktır. Bir de öğretmen memnuniyet anketini doldurmadan pazartesi derslerinize giremeyeceksiniz. Bu da işin biraz zorlama kısmı galiba. O yüzden onu da hatırlatmış olalım. İnşallah en son pazar akşamına kadar anketleri doldurursak aksamayı pazartesi günü yaşamamış oluruz. Evet, katılım şu anda tamam. Arkadaşlar, hizmetçi eğitim seminerimizin 3. günündeyiz. Kurum danışmanımız Yusuf Bey ile bugün bu akşam beraber olacağız. Hocam, ben sözü uzatmadan sizlere devrediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Çok teşekkür ederim. Cümleten hayırlı akşamlar dilemek isterim. Bugün şöyle bir içeriğimiz var. Aslında kurumsal mailleşme ve kurum içi yazışma ile ilgili bir şey düşünmüştük ama ihtiyaca binaen bir değişiklik yapmak istedim açıkçası. Şimdi bugün yani bir yarım saatte bitirebilirsem bir konu var sizinle paylaşmak istediğim. Bu konunun özelliği ve önemi şu: hem sizlerin derslerinize içerik hazırlarken nasıl bir bilimsel yol yöntem takip etmeniz gerektiği hususu, artı birazdan sunumun ikinci bölümünde yer alacak olan bilimselliğe nasıl bir bakışımızın olması gerektiği, öğrencilerimizin gerek ödev hazırlama çalışmaları içinde bulunurken gerekse okumalarında onlara nasıl bir yaklaşım sunabileceğimize ilişkin bir yol haritasını sizinle paylaşmak istiyorum. Müsaadeniz olursa bugün için. Şunu da tam ekran yapayım. Şöyle herhalde tamam. Şimdi evvela şuradan başlayalım. Bilimsel araştırmanın nasıl yapılacağına ilişkin bir yol haritası vererek başlamak istiyorum. Bunu isterseniz içeriği nasıl hazırlarsınız, isterseniz yüksek lisans doktora çalışmalarınız varsa onlara bir yardımcı materyal olarak ya da bir ders olarak da bunu değerlendirebilirsiniz. Üçüncü ayakta ise talebelere, öğrencilerimize vermiş olduğumuz ödevler de onların ödevi gerçekleştirme süreçlerinde hangi yol, hangi yöntemleri takip edebileceklerine ilişkin salıklar verebilmeniz için bir yol haritası çıkarmaya çalıştım. Yani burada anlatacaklarım hususlar hem biz hocalarımız, öğretmenlerimiz için hem de bizlerin talebeleri için bir açıkçası önemli bir enstrüman, önemli bir araç işlevi görecektir. Bunu talebelere aktarırken yani ödevinizi mesela şu çerçevede yapsanız daha isabetli olur. Ya da biz bir bilimsel proje hazırlarken ya da içerik hazırlarken hangi aşamaları takip etmemiz gerekir gibi sorulara cevap verebilmek için takdim etmek, arz etmek istedim. Evvela çeşitli aşamalara tabi tutmamız gerekiyor. Bir içerik hazırlarken, bir bilimsel çalışma hazırlarken. Yani ders anlatımımız ve ders için hazırlamış olduğumuz içerik de aslında bilimsel olması gerekirdir vurgusunda bulunarak bu aşamalara başlamak istiyorum. Evvela tabii ki bir araştırma sorunsalının, araştırma konusunun belirlenmesi gerekiyor ve ilk aşamada bunu net olarak efendim ortaya koymamız gerekiyor. İkincisi,
Mesela ben isterseniz bu sunum boyunca hep bir ödev nasıl hazırlanır veya ödev içeriği nasıl hazırlanır'a bir cevap vererek gitmeye çalışayım. Yani net bir konu belirlememiz gerekiyor içerik hazırlarken ve ödev taslakları hazırlarken. İkincisinde mutlaka bir sınırlandırmaya tabi tutmamız lazım ki bu da çalışmaların ya da ödevlerin genişleyen alanların dizginlemek için son derece önem arz ediyor. Burada yüksek lisans doktorasından efendim ilk kademeye kadar eğitim hayatının tüm aşamalarında ihtiyacı duyduğumuz önemli bir şey de hipotezin kurulmasıdır. Yani lisans üstünde buna hipotez deniyor. Ama ilk öğretim kademede biz bunu şöyle yansıtabiliriz. Bir temel tezin ortaya atılması gerekiyor. Yani temel bir kuramın, temel bir yaklaşımın ortaya atılması gerekiyor ve çocuklarımıza özel ödev hazırlatırken bu temel yaklaşımın üstüne bina etmelerini istememiz lazım. Yani onları argümanlaştırmasını istememiz gerekiyor. Bunları sıralayayım. Birazdan net bir örnekle de bu konuyu biraz daha size detaylandırmaya çalışayım. Dördüncü aşamada yöntemsiz kesinlikle bir ödev hazırlaması ya da içerik hazırlamasından bahsetmemiz mümkün değil. Kesinlikle bir bilimsel metodu takip etmemiz gerekiyor. Örneğin mukayese yöntemini sıklıkla başvurulduğunu görmekteyiz. Yani hangi yönteme başvurduğumuzu ve tam olarak ne yaptığımızın bilincinde olmamız gerekiyor. Yani bilimsel bir metodun içerik hazırlamada ve ödevlendirmede esas kabul edilmesi lazım. Ödevler her ne kadar anlık olarak düşünülse de bir plan dairesinde bu ödevlerin ödevlendirmenin yapılmasının ben son derece elzem olduğunu düşünüyorum. Yani bir haftalık ya da bir derslik ödevlerden ziyade görebildiğimiz kadarıyla dönemlik ödevlerin daha üst üste koyulan ödevlerin veya daha uzun soluklu olan ödevlerin ya da çalışma takviminin bir proje tabanlı olan ödevlerin ben daha çok talebeler açısından faydalı olduğunu fark ettim. Şimdi kendi uygulamamdan müsaadenizle bir örnek vermek istiyorum. Mesela yüksek lisans ve doktorada ben sınav yapmıyorum. Yani sınavlandırma yöntemim yok. Ama şöyle yapıyorum. Haftalık okumalar yaptırıyorum o dersle ilgili olarak ve haftalık paper'lar alıyorum. Yani bir makale veriyorum. Örneğin 3 sayfalık bir analiz, yorum, değerlendirme ondan talep ediyorum öğrenciden. Ve diyorum ki ben sınav yapmıyorum. Bana her hafta sunduğun ödevler ve bana yaptığın sunum çerçevesinde dönemlik kanaatimi ortaya koymuş olacağım. Yani çocukları bu durumda sınavlık çalıştırmıyoruz. Yaptığımız yöntemde dönemlik, yani bir döneme yayar bir şekilde, yayılacak bir şekilde bir sınav ve notlandırma yöntemi takip ediyoruz. Bundan biz başarı sağladık. Tabii takdir siz kıymetli hocalarımın. Ama siz de mesela bir denemede bulunursanız belki, yani olumlu sonuçlar alırsınız. Ben çok olumlu sonuçlar aldım. Bu durumda talebe sadece bizdekinin karşılığı, bize finaller, herhalde kademedeki karşılık sınav dönemleri. Sınav dönemlerinde çalışmıyor. Sürekli hani öğrenen kurum mantığında olduğu gibi çalışan öğrenci ve öğrenen öğrenci. Sürekli öğrenen ve sürekli çalışan öğrenci modelini ona yüklemiş oluyoruz. Yani ödevlendirmede ve içeriklendirmede bir planın yapılmasının çok isabetli olacağını düşünüyorum. Sanırım Milli Eğitim'de o büyük büyük planlar, ben de bir ara halk eğitimde İngilizce dersleri verirken ilk defa bana da yaptırmışlardı. Yani kaç haftalık plan, program, her derste ne anlatacağınız tek tek yazılı. Ben onun o zaman eleştirel yaklaştığım ama çok kıymetli olduğunu fark ettim. Yani dönemlik plan yapmalıyız ama bu planın sürekli güncellenmesi gerekiyor. Yani talebeyle öğretmen ilişkisinde bu planın üstüne konulması ve sürekli güncel tutulmasının son derece önem arz ettiğini fark ettim. Şimdi verilerin toplanması dediğimiz şey, artık şöyle uyarlayalım biz bu süreci. Çocukları ödevlendirirken ve kendi çalışma notlarımızı hazırlarken artık tek kaynağa bağımlı olamayız. Yani kitaplar, ders kitapları, bilimsel o konudaki yayınlanmış olan makaleler, hakemli yayınlar, efendim web kaynakları ve dahi medya içerikleri, sosyal medya içerikleri. Yani ben diplomaside topyekün savaş derler, eğitimde de topyekün bir mücadelenin
Dün de konuştuk bazı şeyleri. Topyekun mücadelenin verilmesi gereken bir aşamanın eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum. Tek kaynaklarla artık gitmiyor hocalarım. Yani çoklu kaynaklarla yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bir de dün de oyun meselesinde çok sıklıkla söylendi. Dijital dünyaya, çocuklara hitap edebileceğimiz içeriklerin ise bu veriler arasında, yani toplanan veriler arasında çok daha önemli bir konuma geldiğini buradan size hatırlatmak istiyorum. Yani sosyal medya içerikleri ve buna bağlı olarak görsel, işitsel içerikler çok temel kitap ya da makale gibi yayın ve kaynaklardan çok daha muhtemel bir kaynak haline geldi. Şimdi tabii ki analizleme ve bulguları nasıl yorumlanacağı meselesini de şöyle efendim bir şekilde derslerde altını çizmemiz gereken bir konu. Ben bu yedinci maddede ifade ettiğim analiz meselesini özellikle ve önemli altını çizmek istiyorum. Şimdi tabii bizim elimizdeki çocuklar ilköğretim, ortaokul ve lise ama emin olun hem üniversite sınavında ki zaten biliyorsunuz hangi formatta sorular çıktığını, üniversite içindeki sınavlarda, yüksek lisans sınavlarında, doktora sınavlarında mesela ALES şeklinde bir sınav biliyorsunuz. ALES sınavında neredeyse soruların hemen hemen hepsinin analizleme olduğunu görüyoruz. Yani mantık ve analizden çıktığını görüyoruz. Bu konuyu birazdan biraz daha açmaya çalışacağım. Yani eleştirel düşünmek ve analiz yöntemlerinin çocuğa verilmesi gerekiyor. Çocukların öğretmeni, bilgi sağlayıcısı ve kendisinde o bilgileri alan ve kullanan bir birey olmasından ziyade çocukların bilgiyi toplayan, onu değerlendiren, gerektiğinde onu eleştiren ve yorumlayan bir zihin dünyasına, bir düşünce dünyasına sahip olması gerektiğinin öneminden bahsediyorum aslında bu vesileyle. Ödev veriyoruz hocalarım. Mesela XYZ şeklinde bir ödev başlığı koyduk ortaya. Ama şunu yapmamız lazım. Neden bu ödevi veriyoruz biz? Yani neden bu araştırmayı yapmanızı istiyoruz? İkincisi, sürekli şu soruyu sorarak aklında ödev konusunu canlı tutmamız lazım. O da problemin, sorunsalın tam olarak ne olduğunu onun iyi kavraması gerekiyor. Benim öğrencilerimden ve velisi olduğum öğrenciden gözlemlediğim şey şu. Ödevi yazıyor ya da ödevi biliyor ama tam olarak kavrayamıyor. Sorunu tam olarak kavrayamadığı için de talebeler de böyle bizim. Ödevin içinden çıkamıyor. Yani net bir şekilde ödevi tamamlayamıyor. Tamamlayamadığı zaman da sorunlar başlıyor. O zaman şöyle düşünmemiz gerekiyor. Net olarak başlıkların ortaya konulması, sorunsalın tanımlanması, analizlemenin ve yorumlamanın yapılması gerekiyor. Aslında bu vesileyle dünyadaki küresel eğitimdeki yeni bir trende dikkat çekmek istiyorum. Belki siz değerli misafirlerimiz yahu bu iş herhalde hani üniversite lisansüstüyle mi ilgili de aslında sakın böyle düşünmeyin hocam. Küresel eğitimde yeni trend, üniversitedeki analiz ve yorumlama tekniğinin araştırma metotları artık ilköğretim kademelerine indirilmiş durumda. Lise ve ortaokul kademesinde bazı dünya ülkelerinde hocaları, talebelerine üniversitede bizim yaptığımız gibi analiz, yorumlama soruları sormaya başladılar. Yani bilgi temelli sorulardan ziyade çocukların yorum kabiliyetini, analiz kabiliyetini, değerlendirme kabiliyetini, istatistikler düşünmeyi içerecek şekilde yeni müfredatlar belirlemeye çalıştılar. Bir tane örnek vereyim. Mesela bazı derslerin, bazı dünya ülkelerinin okullarında kimi derslerde çocuğa sadece bir resme çizilmiş bir şekil veriliyor ve bu şekilin kendisi tarafından nasıl tanımlanacağını, nasıl yorumlanacağını efendim gösteriyor. Burada resim dersinde değiliz ama mesela toplum bilimlerine ilişkin bir derste bir karikatür veriliyor ve bu karikatürün çocuğun düşünce dünyasındaki anlamının yerinin nasıl olması gerektiği, ne olması gerektiği yorumlanmaya çalışılıyor. Çok ilginç buluyorum ben bunu doğrusu. Dolayısıyla dün de ifade ettiğim gibi çocuklarımızı zamanlarına göre yetiştirmemiz gerekiyor. İşte
ALES'e kadar indi. ALES'ten daha da önceye kadar lise seviyesine kadar indi. 3-5 yıl bandında bana sorarsanız biraz daha yayılacaktır diye ben tahmin ediyorum. Yani bu yorumlama ve analiz tekniklerinin öğretilmesi meselesi mi? Burada konunun net olarak karşı taraf tarafından da benimsendiğinin gözlenmesi lazım. Yani talebeye ödev veriyoruz ama talebe tam olarak konuyu içselleştirdi mi, konuyu kabullendi mi, bunun doğru bir biçimde belirlenmesi gerekiyor hocalarım. Burada az önce söyledim, araştırma yani bir ödev içeriği hazırlanacağında hangi hususlara, hangi kaynaklardan istifade edebiliriz? Biz öğretmenlerin, biz hocaların mutlak surette alanda yapılmış olan lisans üstü ve doktora üstü seviyedeki hakemli yayınlara ve tezlere başvurmasının ben içerik hazırlamada son derece önemli olacağını müsaadelerinizle ifade etmek istiyorum. Burada derse misal bu konunun uzmanı olan kişilerle fikir alışverişi yapmak meselesinde vurgulamak istediğim şey şu. Derslerimize misafirler getirmenin en faydalı bir yaklaşım olabileceğini düşünüyorum. Mesela edebiyat dersinde varsa bir yazar şairin derse davet edilmesi, efendim mühendislik alanlarına yakın atölyede çalışmalarının yapıldığı derslerde endüstrinin, sanayinin desteğinin alınmasının, yani saha desteğinin son derece kritik olduğunu da ifade etmek istiyorum. Hocalarım, burada şunu da ben izninizle vurgulayayım. Hangi branşta olursak olalım, biz öğretmenlerin takip etmesi gerekiyor branşlarımızı. Örneğin coğrafya bilgisi, coğrafya dersleri veren hocamızın bulunmuş olduğu, yani mevcut olduğu yıl içinde coğrafya ile ilgili hangi yeni yayınların yayımlandığı, hangi makalelerin kaleme alındığı, efendim hangi içeriklerin oluşturulduğu, hangi video vesaire gibi sosyal medyatik oluşumların servis edildiği meselesini çok yakinen takip etmesi gerektiğini ben ifade etmek istiyorum. Burada sürekli güncel tutmamız lazım ve sürekli yeni şeylere, gelişmelere de yeni gelişmeleri de takip etmemiz gerekiyor. Coğrafya örneğini verdim. O zaman bunu da örneklendireyim. Şimdi Azerbaycan-Ermenistan meselesinde biliyorsunuz bundan 2 ay öncesine kıyasla coğrafya dersi verilirken Azerbaycan haritası farklı bir durumdaydı ama şu anda farklı bir durumda. Bu durumda bölgesel gelişmeleri de mesela yakından takip etmek, coğrafya dersinin daha doğru, daha içeriğe uygun bir şekilde anlatılmasını beraberinde getirecektir. Yani sürekli güncel tutmanın eğitim süreçlerinde hem çalışanlara hem de öğrencilere son derece faydalı bilgiler sunduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Şimdi burada başka husus daha var. Onu da ben izninizle aktarayım. Derslerde kullandığımız kaynakların içeriği son derece önem arz ediyor hocalarım. Şöyle ifade edeyim. Zaman zaman bunu biz de yapıyoruz. Ben de yapıyorum derslerinde. Ek kaynaklar sunuyoruz. Ek okumalar yaptırıyoruz. Ek soru bankaları veriyoruz. Bu ödevlendirmeleri yaparken kesinlikle bir alan araştırmasının yapılmasının ben zaruri olduğunu düşünüyorum. Yani bu kaynağın güvenilirliği, yazarın güvenilirliği, kaynağın akademik düzeyi, bilimsel düzeyinin ölçülmesi gerekiyor. Yani bir yardımcı kaynak olsun mahiyetinde verip geçmemek lazım. Orijinalliğin zayıf tutulmaması gerekiyor. Dolayısıyla bir alanda kaynak az ise o alanda konuların da orijinal olma durumunun zor olduğunu da ifade etmek isterim. Kaynak azsa o alanda çalışma yapmak zor. Orijinallik de düşüktür. O zaman yardımcı kaynakları seçerken son derece titiz davranmamız gerekiyor hocam. Bu arada mikrofonu ben bir kapatmaya çalışıyorum. Yani ilave sesleri almamak için kastettim aslında.
Şimdi ödevlendirme yapacağımız zaman efendim hangi kaynakların hangi içeriklerin nasıl kullanılacağı birkaç şey size söylemek istiyorum. Birincisi yani bunu ödevlendirme yapmak yani ödev vermek üzerinden değerlendirelim. Evvela bir kere daha vurgulamış olayım. Verilecek olan konu önem arz ediyor. İkincisi biz literatür dedik ama yani burada eğitim sürecine katkı sağlıyor mu ödevlendirme yapılan konu? Ben özür dileyerek şu çok konuları bir kapatmayı deneyeyim de. Yani aklım çok karışıyor ilave sesler geldiği için. Hamza Hocam. Efendim. Hamza Hocam sesi kapatalım. Tamam. Hüsnü Hocam pardon buyurun. Hocam kusura bakmayın böldüm ama gitmiyor yani ilave sesler gelince aklım allak bullak oldu. Tamam. Hocam burada yüksek lisans ve doktoraya uyarlamıştık ama şu danışman olayı meselesini ben size bir açmak istiyorum. Bu da şimdi ödevlendirmeyi demiştim ki yani bir dönem boyu ödevlendirmenin belki daha makul bir yaklaşım, mantıklı bir yaklaşım olabileceğini ifade etmiştim. Bu danışman olayıyla kastettiğim şey hani ödevi verdik ve ödev dönem sonuna gelsin şeklinde değil. Ödevi verdim haftaya gelsin şeklinde değil. Çalışmanın her sürecinde, her aşamasında, bütün süreçlerde eğitmenin, öğretmenin işin içinde bulunması gerektiğini aslında size hatırlatıyor. Dolayısıyla mesela ben somut olarak şunu söyleyeyim. Biz yüksek lisans ve doktorada danışmanlıklar alıyoruz. Yani sizler de yüksek lisans yaptığınız için biliyorsunuz. Ben mesela danışmanlığımdaki talebelerle dönemden döneme ya da onların aşamalarında görüşmeyi tercih etmiyorum. Haftalık görüşüyorum, bazen günlük görüşüyorum. Zira mesela tezlerden örnek vereyim. Yani bunu ödev olarak lütfen değerlendirin. Tezlemeyi yaptığınız zaman yani tez konusunu verdiğiniz zaman geriye alırken tezin sonunda değil, tezin her aşamasını takip etmeye çalışan bir yaklaşım göstermeye çalışıyoruz. Yani şunu ifade edeyim. Talebeyi havuza atıyoruz ve şunu demiyoruz hocam. Hadi 100 bakalım. Öyle değil, talebeyle birlikte havuza atlıyoruz ve talebenin her atmış olduğu kulaçta, efendim her yeni yüzme hareketinde onunla birlikte, onunla beraber yürüyoruz. Ve sonuç olarak menzile vardığımız zaman birlikte varıyoruz. Yani doğru olan, doğru bir bilgiye ulaşıyoruz ve birbirimize yabancı kalmıyoruz. Ödevlendirmenin her aşamasında bulunmak orijinalliği sağlıyor. Özellikle alıntı çalıntı gibi olayların da önüne geçiyor. Talebeye al bu ödevi şu zamanda getir ve ben seni unuttum dediğin zaman talebe bunun yani farklı illegal bir yönteminde bulabiliyor hocaların. O yüzden günlük haftalık takibatın son derece önem arz ettiğini ifade etmek istiyorum. Özellikle Kuzey Avrupa akademilerinde ve yani kolejlerini kastediyorum, lise, ortaokul, ilk öğretim aşamalarında öğretmenlerin tüm eğitsel süreçlerin her aşamasında bulunmayı bilhassa tercih ettiklerini ifade etmeliyim. Zira her aşamasında bulunmaları sonuç olarak da, yani sonuç odaklı bir yaklaşım zaten, sonuç olarak da çok verimli bir çalışmayı beraberinde getiriyor. Şunu söylemek istemiyorum aslında. Yani kendimizi kahretmeli miyiz? Aşırı derece yormalı mıyız? Ya bunu da ifade etmek istemiyorum bu şekilde ama ders dışında da yorulmamız gerektiğini ki buradaki Hazirun zaten böyle bir kadro, yorulan bir kadro. Bunu ifade etmek istiyorum. Belki duymuşsunuzdur bu Avrupa kredi sistemi meselesini. Bologna sürecini zaten biliyorsunuz. Mesela bu sürecin de ruhunu yansıtacak şekilde ders dışı zamanlarda talebelerle birlikte olmanın son derece talebelerin hayatlarına katkı sağlayan bir yaklaşım olduğunu, yani onların eğitsel süreçlerine katkı sağlayan bir yaklaşım olduğunu da ifade etmem gerekiyor. Burada
Bu bölümde son olarak şunu da söyleyeyim. Bu hazırlık okumaları, evet burada biz konuyu sınırlandırmak için ifade ettik ama burada bu programın ruhuna uygun bir şekilde şöyle bunu dönüştürmek istiyorum. Hazırlık okumalarının şeyi yani hedefi dersle ilgili olarak efendim yani bunu ne zaman yaparız bilmiyorum ama ya dönem başlamadan evvel mi ya da dönem geçişlerinde mi çocukları yeni başlayacak derslere efendim hazırlamanın motivasyon bakımından son derece önemli olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Şöyle ki bunu edebiyat derslerinde hocalarımın yaptığını biliyorum. Mesela kitap listelerinin yaz döneminde kitap listelerinin yayınlanması, yaz ödevlerinin verilmesi, sadece ödev vermekle kalmayıp tüm dönemlerde hocalarının vakti müsait olması durumlarında takibatın yapılması, yani onların eğitsel süreçlere yönelik bir kopukluk yaşamasının önüne geçiyor. Özetle bunun adına lifelong learning deniyor hocam. Yaşam boyu öğrenme. Yani yaşam boyu çocukların öğrenmesinde sağlamış oluyoruz. Şöyle uyarlayalım. Dönem içi öğrenme değil aslında bu. Tüm yıl öğrenme. Yani kesintisiz öğrenme süreci. Belki dönem içinde olduğu gibi haftalık, günlük ödevlendirmeler pek mümkün olmayacak ama çocukların içeriklerden kopmaması, eğitsel süreçlerinin devam ettirilebilmesi açısından da efendim onlara son derece önemli bir katkı yapacağını da ben burada ifade etmek istiyorum. Burada şu birkaç hususun altını çizerek kalan vaktimi uygunsa tamamlamak isterim. Şimdi talebemize ödevi verdik. Yani daha doğrusu bu aşamalardan geçerek konuyu verdik. Ama bize konuyu nasıl hazırlayacağı noktasında bizim onlara bir rehberlik yapmamız gerekiyor. Yani bize ödevi nasıl teslim edeceklerine ilişkin bizim bir onlara bir şeyler söylememiz gerekiyor. Bu söyleyeceğimiz şeylerden ilki çocuklar ister matematik dersinde olsun isterse Türkçe dersinde olsun hiç fark etmiyor. Çocuklar çalışmalarında bir illiyet bağını kurmaları lazım. Yani işin ödevin tam olarak teslim edebilmesi açısından. Bu şudur. Efendim bir mantıksallık aranır. Yani sebebin ne, sonucu ne? Yani bir konu seçilir. Konu efendim dar tutulur. Yani çerçevesi daraltılır. Yani çok aşırı geniş tutulmaz. Efendim bir tez ortaya atılır. Bu konuda bir bilgi toplanır. Efendim bilgiler organize edilir. Sonradan revizyon yapılır. Geri dönüşler alınır. Tüm bu süreçler sonucunda bir illiyet bağı peyda edilir. Yani şunu aslında söylemek istiyorum. İşte evladım sen burada bir şey söylemişsin ama sonuç olarak bir şey söylemişsin. Ama bunun sebebi ne? Yani çocukların mantıksal, rasyonel bir açıklama yapmalarını sağlamamız gerekiyor. İkincisi, çocukların bilimsel yöntemleri takip etmelerini sağlamamız lazım. Bunu sunumumun başında da ifade ettim. Burada mukayeseler yaptırmalıyız ve karşıtlıklara değinmemiz lazım. Yani mavi renk ve sarı renkin hem mukayesesini yaptırmamız gerekiyor ama mavi renk ve sarı rengin birbirine hangi durumlarda, hangi açılardan karşıt olduklarını da çocuklardan alabilmemiz lazım. Üçüncüsü, hangi konuya çalışıyorlarsa o konuyla ilgili bir kategorizasyona gitmeleri lazım ve sınıflandırma yapmaları lazım. Fen bilgisi dersi belki çok daha iyi anlatılabilecek bir ders. Efendim iki türün mesela mukayesesi yapılır, karşılıkları verilir, kategorizasyonu yapılır, sınıflandırması yapılır. Ama dördüncü olarak aldığımız ödevlerde süreçle ilgili bir içerik almamız lazım. Yani bu nasıl oldu, bu nasıl gelişti, hangi aşamalardan geçti gibi bir şeyleri istememiz lazım onlardan. Beşinci olarak ben sunumu sizinle paylaşacağım. Hızlı geçtiğimin de farkındayım. Süreyi hızlı anlayabilmek açısından. Beşincisi, emin olun hocam 20 küsur yaşına gelmiş adamlarda bu sorunu çok yaşadık biz yani. Diyorum ki yani 2 kere 2 kaç ediyor mesela? Yani 4 eder demesi gerekiyor. 4 eder diyor, bunda sorun yok ama tanım yapmıyor, yapamıyor.
Yani tanımlama özelliği iyi değil. Bunu şöyle mesela sorduk biz. Toplum nedir? Çocuğun toplumun ne olduğuna ilişkin aklında bazı ışıklar var. Mesela insanlar aklına geliyor. Fertler aklına geliyor. Bir alan, bir saha aklına geliyor. Bir sosyallik aklına geliyor. Ama bu doneleri, bu verileri çocuğun adeta puzzle gibi birleştirmesinin son derece güç olduğunu fark ettik. Üniversiteye gelen çocuklar maalesef bu durumdalar. Mesela onlara sosyalleşme ne demektir diye soruyoruz. Kocaman sınıf bir iki kişi ancak tanım yapabiliyor. Yani sosyalleşme. Yani aslında içinde bulundukları bir süreç. Yani içinde bulundukları süreci tanımlamalarını istiyoruz. Ama yapamıyorlar hocam. Böyle bir sıkıntı söz konusu. Bunu yapmaları için ya sosyal yapı nedir? Sosyal kompozisyon ne anlama gelir? Ya işte insan topluluklarının, hani insan toplulukları etkileşim. O zaman birleştirsene delikanlı diyorum. İnsan topluluklarının birbirleriyle etkileşimle sosyalleşme denebilir mi? Yani çok basit tanımlar hocam. Yani bu tanımları bir araya getiremiyorlar. Dolayısıyla çocukların tanım yapabilmeleri son derece önem arz ediyor. Bu anlamda dün Mehmet Hocam da bazı şeylerden bahsetti. Çok bende de çok farklı çıkarımlara yol açtı. Mesela görsel sanatlar dersi çok kritik bir ders yani. Çocukların gördüğü şeyi resmetmelerini aslında çok kıymetliymiş. 30'lu yaşlarımda anladım yani. Yani gördüğün şeyi iyi resmetmen lazım. Matematikçi hocalarım da belki hemen kendi alanlarıyla ilgili örnekler verebilirler. Yani herhalde denklemlerde falan en önemli konu görmekle ilgili bir durum. Yani göremiyorsun. Geometrici hocalarım bilirler. Ya işte gör, açıları mı göreceksin, kenarları mı göreceksin? Bir şey var, onu görmen lazım yani. Dolayısıyla tanımlar, yapılar ve görselliğin yorumunun ben son derece kritik olduğunu ifade etmek istiyorum. Hocam, umarım havada kalan hususlar kalmamıştır. Biraz lisans üstü şeklinde umarım yorumlamazsınız. Ben bunu bir uyarımlama olarak yapmaya çalıştım. Bir adaptasyon yapmaya çalıştım. Velhasıl kelam son tahlilde şöyle bir sonuca ulaştım. Lisans 4'teki çocuğun yaşamış olduğu sorun ile ilköğretim 4'teki çocuğun yaşamış olduğu sorunun onu aşamıyor hocam. Son bir örnekle bitirmek istiyorum. Dedim ya sosyalleşme nedir? Bu soruya cevap veremiyor. Yani tanım yapamıyor içinde bulunduğu hal olmasına rağmen. İlköğretim 4'te görsel sanatlarda kendisine gösterilen bir karikatürü yorumlayamayan çocuk 30'lu yaşlarına geldiğinde çocuğu çeşitli hastalık belirtileri gösterdiğinde de bunu tanımlayamıyor. Yani mesela ateşi var. İçi de bulanıyorsa o zaman üşütmüştür bu çocuk. Yani karikatürde gösterilen şey de gerçek hayatın yorumunu da yapamıyor. Bir toplumda şiddet olgusunun çok arttığını televizyon ekranlarında her akşam görüyorsa ve bunu da toplumdaki çözülmenin aslında başladığını düşünerek bunu tanımlayamıyorsa yine aynı idrakte bulunamıyordur. Yani dolayısıyla buradaki Hazirun eğitsel süreçlerin son derece kritik insanları Allah yardımcınız olsun demek istiyorum. Yardımcımız olsun demek istiyorum. Gerçekten şunu söyleyeyim. Çok kıymetlisiniz hocam. Biz bu lisans talebelerinden, yüksek lisans talebelerinden fark ettik. Yani. O temel atıldığı zaman elimizdeki şey dökülüyor hocam adeta. Yusuf hocam son bir dakikanın içerisindeyiz. İkinci oturum için tekrar bağlanacağız. Tamam hocam. Evet arkadaşlar ikinci oturum için aynı linkten yine bekliyoruz. Evet hocam. Evet arkadaşlar. Varsa soru alabilirim.
sohbet edebiliriz. Yani katılmadığınız noktalar olabilir. Belki onları paylaşabilirsiniz. Benim de ufkum açılır, değişir düşüncem hocam. Yani ben o zaman şöyle başlayayım. Yani Musa hocamın mesela yaz dönemleri listelemeleri, yani kitap paylaşımları artı, yani mesela din kültürü hocamdan da biliyorum. Hocalarımın yaz dönemindeki efendim sure dinletileri, sure dinlemeleri, hatim dinlemeleri artı zaman zaman bağlanmalarının bir veli olarak çok pozitif sonuçlara yol açtığını ben açıkçası müşahede ettim. Bu anlamda ben gerçekten çok teşekkür ediyorum aynı zamanda. Yani çocuk ilk baştan beri bir veli olarak da aslında gözlemimi aktarayım. Keşke ilk baştan beri kuruma vermiş olsaydım. Bunu yapmamıştım. Üçüncü sınıfta geldi. Dörtte geldi. Ama bir özellikle bir yıllık ciddi bir kayıp yaşamışız. Ama dörtten sonra çok imelenen bir çocuk var. Özellikle bu imelenmesinin nedeninin de hocalarıyla, yani ders dışı zamanlarda da yaşadığı birliktelik olduğunu ben fark ettim. Bu anlamda hocalarımın vermiş olduğu listeler çok kıymetliymiş yani. En azından bu anlatımını da doğrulayan bir şey olarak olduğu için paylaşmak istedim. Evet hocam, yani sorusu olan var mı acaba ya da... Evet arkadaşlar, soruları bekliyoruz. Soru olmayabilir yani Nurettin hocam. Dolayısıyla bu konunun çok iyi anlaşıldığını gösteriyor hocam. Ya genellikle öyle söylenir ama hiç anlaşılmadığı anlamına da gelirdi. Estağfurullah. Ümit ediyorum anlaşılmıştır yani. Peki arkadaşlar, soru faslı yoksa tekrar soruyorum. Soru Nurettin sormak Bey. İsteyen. Nurettin Bey. Efendim Muharrem hocam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Millet soru için de düşünebilir veya bir şeyler ifade etmek için de düşünebilir de Yusuf hocamın konuşmasıyla ilgili birkaç kelam etmek isterim müsaade ederseniz. Hocam soru yok, o yüzden ben programın kapanış konuşması için tekrar size söz hakkı veriyorum. Buyurun hocam. Musa hocanın sorusu var sanırım. Mikrofonunu açtı. Hocam dün de Mevlüt Hocam'ın önüne geçtim. Muharrem Hocam'ın önüne geçmiş olmayayım şimdi. Kusura bakmayın. Hocam söyledikleriniz çok kıymetli aslında. O neden sonuç ilişkisi içerisinde aslında ulaşılmak istenen hedef anlamında öğrenciye kazandırılması gereken çok önemli hususlar. Fakat işte maalesef ki Türkiye'de sınav gündeminden kurtulamıyoruz. Ve o sınav gündemiyle ilgili yapılan çalışmalarda da maalesef ki belli kalıplar oluşmuş. Onun o kalıpları işletmediğinizde işte mesela özel kurumlar olarak da işte yadırganabiliyorsunuz. İşte hani ya bu çocuk test çözmüyor, işte bu çocuğun işte sınava hazırlanması noktasında belli başlı işte alışılagelmiş metotlardan uzak olduğu için sanki gereken verilmiyormuş gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Hani bu kalıbı yıkmak ne kadar mümkün? Yani sonuçta bununla sürekli muhatabız. Aslında çok güzel. Aslında bu sonuç olarak o önümüzdeki duran kaygı duyduğumuz şeylerin de halledilmesini olumlu bir şekilde geçilmesini sağlayacak belki ama işte o sınav gündeminden hareketle belli kalıpları aşmak nasıl olmalı, nasıl yapabiliriz? Türkiye'nin bir sınav gündemi var, özel okulsunuz, bu alanda yaptığınız çalışmada o kalıbın dışına çıkmak bazen kolay olmuyor. Orada ne yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Şöyle yani mesela ben işte soruya soruyla mukabilede bulunayım. Mesela mevzuat gereği yani yazılı sınav
yapmanız gerekiyor mu hocam? Evet. Mesela bu esnetilebilir mi yani böyle bir kural? Yani Milli Eğitim Müfettişleri tepemize biner mi yani mesela bu kuralı yaptığımız durumunda? Mutlaka ki böyle alanlarımız vardır hocam da mesela geldiğinde bir kağıt görmek isterler yazılı sınav olarak. Hocam. Ya da şöyle teke düşürülemiyor mu mesela iki sınav mı yapılıyor bilmiyorum da yani sınavlara ilişkin. Sınavdan ziyade mesela test mantığı hocam mesela işte sınava hazırlanan öğrenci işte mutlaka işte teste yönlendirme oluyor. Haliyle akademik anlamdaki başarı anlamında. Ya hocam şunu aslında peki şöyle sorayım. Peki sınavı nasıl yapacağınıza ilişkin bir müdahale olabilir mi? Yani mesela hayır efendim sen klasik yapamazsın ya da sen mutlaka test yapman gerekir şeklinde. O hocam o alanımız yani kendimize alan açabiliriz orada hocam. Onun da alan açılabilir değil mi? Evet. Peki bu durumda mesela sizin alanınız buna çok müsait bir alan diye biliyorum hocam. Yani yöntem olarak da buna çok yakınsınız siz mesela. Çocuğa bir beyaz kağıt yani boş bir beyaz kağıdı verip ona bir kompozisyon yazdırmak. Aslında emin olun şu anda yüksek lisansa doktora da biz böyle bir şey yapıyoruz yani. Bunun anlamı şu, çizgisiz beyaz kağıt ve bir kurşun kalem. Sadece temayı söylüyoruz. Diyoruz ki Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğine ilişkin bir projeksiyon bakış açısı açabilir misiniz? Ve şunu istiyoruz, az önce sıraladım bunları ben size. Bu arada şimdi bir kere bir neden sonucunu belirleyip, tarihsel sürecinden bahset, tanımlarını yap, mukayeseler yap, karşılıkları bahset. Ama bana bütüncül bir kağıt ver desek mesela, bu daha farklı bir, yani klasik test mantığından çıkıp böyle bir eğitim daha etkili olmaz mı hocam? Yusuf Bey. Kesinlikle hocam. Evet. Buyurun hocam. Ben bu konuyla ilgili zaten bir açıklama yapacaktım. Sizin verdiğiniz bilgiler doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim, öğretim, tevhid, tesisat çerçevesi içinde yürütülüyor. Bizim müfredat diye belirlenmiş, çerçevelenmiş, mutlaka yetiştirilmesi gereken ve öğretmenlerimizin sorumlu olduğu bir alan var. O sorumlu olduğu alanı yetiştirmek zorunda. Onda belli yüzdeler var. Böyle pandemi dönemlerinde falan da bazı konular işte bakanlık tarafından esnetilebilir. Yazılı şekillerimiz bile belli. Ancak son birkaç sene içerisinde bazı yazılılar işte ortak yazılı yapabilirsiniz falan dediler. Yani anlattığınız harika üst düzey bir eğitim öğretim şekli. Ha bunlar yapılamaz mı? Bunlar da uyarlanabilir. Bir özel okulda uyarlanabileceği alanlar vardır. En azından biraz önce kompozisyon dediniz ya. Bizim zamanımızda yani ben 30-40 sene, 50 sene öncesini söylüyorum lisedeki dönemlerimizde kompozisyon derslerimiz vardı. Güzel yazı derslerimiz vardı. Şimdi kompozisyon dersi yok anladığım kadarıyla. Türkiye varsa var. Yani Türkiye'de Eğitim, Öğretim Bakanlığın kontrolünün dışında bir öğretmenin kendi üretmesiyle yapacağı bir alan değil. Ama şu bilgileri biz alıp uyarlayabiliriz bir öğretmen olarak. Yani bunları zaman zaman ben eğitim öğretim dönemlerinde uyguladım öğrencilerimle ilgili çocuklar geliştiren yapılarda. Bir de bizde şöyle güzel fırsatlar var. Milli eğitimde öğrenci 6 saat gidiyorsa bizde 8 saat geliyor. Dolayısıyla öğrenciye yaklaşabileceğimiz farklı alanlar açabiliriz. Bilhassa ödevlendirmeyle ilgili söylediğiniz konu çok daha önemliydi. Öğretmen arkadaşlarım bu konuyu da daha rahat kullanabilirler diye düşünüyorum. Yani hakikaten şey değil, bunların hiçbirini yapamayacağımız bir şeyde değiliz, cenderede değiliz. Bunları kırıp yapabileceğimiz alanlar var. Sunumunuz için ben gerçekten teşekkür ediyorum. Buradan bizim kendi öğretmenlik uygulamalarımızla uyarlayacağımız çok güzel önerilerde bulundunuz. Bunlar önemliydi. Zaten bizim ilkokul artık okul öncesinden başlayalım. Ortaokul, lise burada iyi bir öğrenci yetiştiremezsek üniversitede siz uğraşıyorsunuz. Oradan sonra da zaten gelişmiyor. Esas çocuğun gelişeceği alan yani yorum yapabileceği kompozisyon, renkler, şunlar bunlar kendini ifade edeceği alan
orada, biz orada çocuklar çok soru sormasına bile engel oluyoruz. Hatta şöyle bir şey daha ifade edeyim, yaşanan bir gerçek bu. Biz okulumuzda etkinliklerle eğitim öğretime geçtik. Matematik de dahil buna. Velilerden pek çoğu bizden geldiler, dedik hocam bu etkinlikler metkinlikler işini bırakın. Siz test çözdürün çocuklara, sınava hazırlayın. Hayır, yeni sistem buna döndü. Dünyada buna dönüyor. Biz doğru bir şey yapıyoruz falan, direndik. 3-4 tane veli hem de üst düzey üniversiteli doktoralı veliler bunlar. Aldılar götürdüler çocuklarını, test çözdüren okullara götürdüler. Niye? Türkiye'de bu sınav engeli aşmak mümkün değil. Ha ben bunu bizim arkadaşlar ve gençlik eğitim kurumlar için de mazeret görmüyorum. Biz Allah'ın izniyle akademiye ya da hazırlıyoruz çocuklarımızı, hayata da hazırlıyoruz. Ha bu hayat hazırlamada verdiğiniz şeyler çok güzeldi. Bilimsel araştırma ile ilgili yapılacak çalışmalar. Gerçekten bu eleştirel düşünme bizde ayrıca önem taşıyan bir şey çocuklarımızla ilgili. Ta okul öncesinden başladık buna. Bir gayretin içerisindeyiz. Ben uyarlama yapabileceğimiz çok güzel şeyler oldu diye teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Arkadaşlar herhalde devam edecekler varsa. Yani sizin milli eğitimdeki o yapıyı biraz daha bilmeniz için açıklama yapmak gereği hissettim. Zaten bu sabirde biraz bahsetti konudan. Yani Türkiye böyle bir ülke yani. Bunu bilmemiz lazım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben yani abartma olarak umarım görmezsiniz. Net bir şey söyleyeyim. Konya'nın en iyi kadrosuyla görüştüğümü biliyorum şu anda. Yani öğretmenleri, branşları en kıymetli kadrosuyla şu anda ben bu hazırım çok kıymetli. Çünkü yani nasıl bir süreçte yetiştikleri, kaç yıldır emek verdikleri dostlarım da var. Hani içlerinde beraber okuduğumuz dostlarım da var. Çok kısa çağırdılar. Dolayısıyla benim kastettiğim şu, milli eğitimde başımız derde girmesin. Yani müfredat, mevzuat tamam eyvallah o yerine gelecektir. Ama mesela eğer yazılı test arasında bir ayrım yapabileceksek eğer testte yani şöyle bir sorunun ortaya çıktığını biz gözlemledik hocam okulda. Testteki verilen şıklar biz hocaların kendi doğrularını oluşturuyor, kendi seçeneklerini oluşturuyor. Yani çocukların bir düşünceyi inşa etmelerine engel bir durum bu. Çocuklar rezerve, hazır verileri alıyorlar. Ya da atıyorum İbrahim hocamın, Halil hocamın ya da Musa hocamın doğrularını işaretlemek zorunda kalıyorlar. Ama Yusuf hoca, Musa hoca burada ilmin, bilimin aktarıcısı insanlar. İlmin doğrusunu işaretlemek gerekiyor. Bunun için de çocukların sürekli hayatları boyunca hep doğruları işaretlemektense doğruyu bulma arayışlarının önünü açmamız lazım. 3-5 veli çekip gidebilir. Bu okullar açısından hiç anormal bir durum değil. Azalır, artar bence fark etmiyor. Ama önemli olan yani bir insanı yani bugünkü siyaset yöneticiler olsun, ilim insanları olsun yani Halil İnalcı'nın da bir ilköğretimde öğretimde hocası vardı. Yani eminim o dönemin eğitiminin bir sonucu olarak bir gün alanının en büyük kurgu sayılabilecek tarihçi olmuştu. Yani biraz sınırları zorlamak, biraz daha özveri ile çok yol kat edeceğimizi düşünüyorum. Mevzuatla başımız derde girmesin. Ben tamam, bütün seçenekleri tamam eyvallah. Ama çocukların inşacı ruhunu açığa çıkarmamız gerektiğini aslında ifade ediyorum. Dün Faruk Hocam da bunun temelini söyledi. Ben biraz daha açımlayarak onun için dedim ben uyarlayabileceğimiz çok şeyler var. Yani biz önümüzde milli eğitimi bir mazeret olarak görmeyiz. Onun dediklerini yerine getiririz evrak üzerinde yazılısıyla, sözlüsüyle, yapılması gereken müfredatıyla. Ama bu arada özelliğimizin farkı burada işte bizim. İnşacı bu gençliği, yapılandırmacı bir şeyle, eğitime, öğretime yaklaşımla çocuğun kendisini de ifade edebileceği, hayata hazırlanabileceği bir çalışma ortamını sağlarız Allah'ın izniyle. Arkadaşlarımızın genellikle işte zaten bu konuda farklı farklı etkinlikler yapar çocuklarımızda. Hocam, yani velilerin üzerine düşmek gerekiyor belki de. Onlara bir anlatmak lazım mevzuyu. Sizinle zaten bununla programlamasına başladık. Yakında velilere de ulaşacağız. Aklı başında veli hocayı boş bırakmaz. Sınıf öğretmeniyle görüşür, branş hocalarıyla görüşür. Çocuklarının sorunlarını çözer. Yani başarı sorunu varsa onu çözer, efendim bilgi sorunu varsa çözer.
Yani benim kaç yıllık mücadele ettiğim sorunlar vardı. Allah razı olsun Tuğba hocamla birkaç görüşmemizde çok fena halde yol kat ettik. Yani çözdük yani. Çözülebilir şeyler çünkü öğretmenin her zaman daha çok etkili olduğunu ifade edeyim. Ben de veli olarak hocamı sadece ya efendim dersini anlatan bir eğitmen olarak değil, yani sorunları çözen bir hoca olarak görmem gerekiyordu benim de yani veli olarak. Evet. Yani velilerin birazcık duyarlı olması lazım. Çocuklarını yarış atı gibi koşturmaktansa çocuklarının geleceklerini inşa eden insanlar olmaları lazım hocam. Maalesef İnşallah. Yani. İnşallah. Faruk hocam da benzer şeyler arz ettiler. Evet. Evet hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Dinlediğiniz için, sabrınız için. Evet arkadaşlar. Var mı soru sormak isteyen? Çok hocam. Nurettin hocam. Hocam. Orada değil de şimdi öncelikle hayırlı akşamlar Yusuf hocam. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Tabii hemen hemen o verdiğiniz konularla ilgili her branşında ilk giriş konuları. Bizde de işte tarihin yöntemi diye bilimsel bilgiye ulaşmanın yöntemi şeklinde geçen şeyler. Dolayısıyla aşina olduğunuz şey olduğu için öncelikle pekiştireç oldu. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bizim herhalde şöyle bir endişemiz var. Hani dediniz ya siz yüksek lisans ve doktora çalışmalarında ben yazılı sınav yapmıyorum. Onun yerine analiz ve değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz diye. İşte Musa hocam da bahsetti. Hemen hemen bütün hocaların da kaygısı işte deneme sınavı yapılacak. Şu konuya kadar yetiştir. Arkasından yazılı sınav yapacak. Yetiştir. ÖSYM sınav yapacak. Yetiştir. Böyle bir endişeden dolayı aslında bizim bir tedirginliğimiz var. Ama bu endişe bizim her ne kadar gizli olarak kalsa da onun yerine analiz ve değerlendirmeye yönelik problem tarama ve çözüme yönelik çalışmalar yapsak aslında öğrencilerimiz çok daha fazla bilgi edinecek. Çünkü o yapılandırmayı, inşayı kendileri yaptılar ama bir sınav kaygımız olduğu için belirli zamanlarda planlamaya yönelik çalışmaları bitirmek durumunda olduğumuz için o endişeden kaynaklanan bize yönelik bir şeyimiz var aslında. Ama böyle bir çalışma yapsak zaten o kendinden yetişecek. Biz bu sistemle gittiğimiz zaman zaten öğrenci çok fazla da öğrenemiyor aslında. Ama kendisi analiz ve değerlendirme yaptığı zaman çok daha fazla %80, %90 kalıcı bilgileri ediniyor. Daha fazla bilgiye de zaten ulaşmış oluyor. Sınava da aslında daha rahat bir şekilde hazırlanmış oluyor. Böyle bir şey ifade etmek istedik. Teşekkür ediyoruz. Tabii aslında bakanın da şu anki gelmek istediği nokta bu. Yani biz fikrini biliyoruz. Önceki bizdeki misafir olduğu seminerlerden sınav sisteminde test usulü yerine analiz ve denilme yönelik sınav sistemine geçiş ama demek ki bakanlıkta da ciddi bürokratik engeller var. Bu şeye de geçemedi ama ülke olarak buna geçmemiz lazım. Bunu da ifade etmek istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Ben çok teşekkür ediyorum. Tabii burada Musa Akince ile beraber talebeyken lisede Enes İlhan Post hocamız da bizim tarih öğretmenimizdi. Allah gani gani razı olsun. Aslında şu anda anlattığım model Enes Hoca'nın döneminin modelidir. Yani derse geldikleri zaman o ders çizelgesini açan bir hoca olmadı Enes Hoca. Tamam, takip etti, savaş tarihini anlattı, bir Dünya Savaşı, iki Dünya Savaşı'nı anlattı ama hoca hep bir geleceğe yönelik projeksiyon yapmayı başarmıştır mesela. Yani tam da anlattığım modele uygun bir sistemi biz gördük. Ben Enderun'dan mezun olmuştum o dönemde. Hoca bize yani güncel yorumlar, analiz eder, değerlendirir, geleceğe yönelik bir şeyler söyleyen birisiydi yani. Tabii ki bir de şöyle bir öğretmenlik bize nasip oldu yani. Öğretmenlerle birlikte olmak nasip oldu. Bu kurumların şeyidir. Birazcık yüzümüzün asıldığını, moralimizin bozulduğunu, parasız pulsuz kaldığımızı ve benzeri görmeleri durumunda da hemen kolumuza girip soluğu kantinde alırdık yani. Hocalar hemen çay ısmarlayıp ya şu derdini, sıkıntını anlat. Gerçekten sağlam yetiştiğimizi fark ediyorum. Hele şu sanal alemde biz bunların hiçbirini ne çocuklara verebiliyoruz. Ben okulda yine görüştüğüm zaman yapıyorum aynı şeyi. Enes Hocam Gilden öğrenmiştim o dönemde. Bekir Hoca Gilden, Enes Hocam Gilden. Yani o hocam siz çok iyi anladınız kastımı değil mi? Yani değerlendirmeci, analizci yöntem yani. Yani projekte eden yöntem, öneriler çıkaran yöntem, sürekli eleştiren yöntem değil.
çıkarımlar yapan yöntem. Sanırım en azından yazılılarda yapamasak bile ders anlatımlarımızda bu yöntemi takip edebileceğimizi ben naçizane düşünüyorum. Eyvallah. Evet, hocam. Evet hocam, tamam herhalde. Galiba sonlandırıyoruz. Değerli arkadaşlar, ilk çeyreğin takibinde eğitim seminerlerimizin sonuncusunu bugün gerçekleştirdik. Planlamalarımız doğrultusunda hizmet içi eğitimlerimiz devam edecek. Ama bu tatil sürecinde 3 eğitim planlamıştık. Bugün de üçüncüsüyle taçlandırmış olduk. Yusuf Hocam'a değerli sunumlarından ötürü teşekkür ederiz. 3 gündür akşamın bu saatinde eğitimimize katılan tüm ekip arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederiz. Hocam son sözü Muharrem Hocam size bırakarak kapatıyoruz inşallah. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben de başta Yusuf Hocamıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bize ufuk açıcı bir konu üzerinde durdu. Hakikaten bilimsel araştırma noktasında ve bu konuyu yapılandırmada üst düzey bir bilgi gibiydi ama bizim öğretmenler olarak uyarlayabileceğimiz şeyler üzerinde durdu. İnşallah bizim ekibimiz bunu zaten bir miktar uyguluyordu. En azından dünyada bazı okullarda ta ilkokul seviyesine kadar indiğinde gördük. Bu da bir şey gösteriyor ki bizim attığımız adım doğru. İkinci olarak organizasyonu yapan idareci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ salim 3 gündür belirledikleri şekilde program uygulandı. Sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir de sabırla 3 gündür böyle yaklaşık 1,5 saat 2 saat böyle ekran başında da olsa eğitime susamış arkadaşlarımı görüyorum. Eğitim alıp eğitimi verecek arkadaşlarımı. İnşallah başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlar, önümüzdeki sezonla ilgili yani yıl sonu diye açıklanan ve uzaktan eğitimle ilgili belirlenen süreçle ilgili yarın Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir toplantı var. Nasip olursa saat 19 gibi de o toplantıdan sonra bizim özel olarak Ankara'da bir görüşmelerimiz var. Orada birkaç belirsiz konu herhalde gündeme gelecek ve belirlenmiş olacak. Ben de nasip olursa cumartesi, pazar veya önümüzdeki haftalarda okullarımızda ne yapabiliriz? Öğrencilerimizle ilgili farklı bir şeyler var mı? Onlar üzerinde duracağım. Sizlere taze bilgileri de o şekilde vereceğim. Bu bilgiyi de vermiş oluyorum. Sabırlarımızı fazla zorlamak istemiyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Cenab-ı Hak inşallah uzaktan olup fakat kalpten ve gönülden yaptığımız eğitimleri faydalı, bereketli kılsın diyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Teşekkür ederiz hocam. Cümleten hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.